Arkadaşlar gene kafayı bir konuya taktım. Elimde de hayli kalın bir kitap var. Artık gittiği yere kadar gider. 3 bölüm mü sürer, 5 bölüm mü sürer onu da Allah bilir. Size şöyle tarihin görüp görebileceği en büyük siyasi dehalardan birinin hayatını, siyasi liderlik sırlarını, başarılarını ve başarısızlıklarını anlatayım diyorum. Çok sıkılırsam arada molalar verir, başka mevzuları dalarım. Sonra geri gelir devam ederim. Öyle umuyorum. Elimde 2 tane daha metinlerin neredeyse bitmiş başka söyleşiler var. Onları da araya sıkıştırırım, geçinir gideriz artık. Vallahi videolar uzun olunca video hazırlamak da büyük sorun oluyor. Şöyle ki, videoları PowerPoint'te hazırlıyorum, slaytların sayısı arttıkça işlemci üzerindeki yük de artıyor ve bilgisayar saçmalamaya başlıyor. Mümkün olduğunca az slaytla mümkün olduğunca uzun bir söyleşi yapmaya çalışıyorum. Şu anda size serinin birinci bölümünü anlatacağım ve o da 12 sayfa tuttu. Sanırım 25-30 dakika kadar sürer. Arada gevezeliğim tutarsa uzatırım, rahatsızlanırsam kısa tutarım. Son bir haftadır ses tellerimde çok ağır hasar var. Sigaradan olacak herhalde. Bir de burada hava sıcaklıkları aniden çok sert bir şekilde düştü. Arada şifayı kaptık herhalde. Zaten sesimin doğal halinde meymenet yoktu. Şimdi hepten kabarak kubarak bir ses çıkacak. Bu ne lan demeyin. Dinleye dinleye insan alışıyor. En azından ben alıştım. Ya da bana öyle geliyor. Neyse biz mevzuya geçersek şöyle bir imparatorluklar üzerinden bir girizgah yapalım. Klasik anlamıyla imparatorluklar çok geniş alanlarda düzinelerce değişik halkı yöneten siyasi sistemler. İnsanlar neredeyse 4000 yılını bu sistem yönetti. İlk imparatorluğu M.Ö. 2300'lerde Sami kökenli, yani Arapların ve Yahudilerin uzaktan ataları veya akrabaları olan Akat halkı kurmuştur denir. İlk imparator olarak da Akat İmparatoru 2. Sargon anılır. Bu 4000 yıl boyunca kurulan imparatorlukların en namlısı, en ünlüsü, en uzun ömürlüsü olarak da Roma İmparatorluğu gösterilir. Bunda da haklılık payı vardır. Roma İmparatorluğu hayatına M.Ö. 750'lerde Yeditepe üzerinde birkaç köycük olarak başlayıp 700 yıl içinde büyük bir imparatorluk halini almıştı. Bu ilk 700 yıl boyunca da büyük sapmalar yaşasa da, mesela Etrüsklerin idaresinde monarşi olarak yönetilse de, Cumhuriyet rejimi altında geçti. Roma genişledikçe, uzak coğrafyalarda fetihler yaptıkça bir cumhuriyet olarak yönetilmesi de imkansız hale geldi. Büyük travmaların, iç savaşların ve oluk oluk kan akıtılmasının ardından Cumhuriyet rejimi kağıt üzerinde yaşasa da artık tek adam idaresi altında yönetilen bir imparatorluğa dönüştü. Sebeplerini sormayın şimdi, çok uzun meseledir. Günümüzde kendine dünya lideri zanneden bir Orta Doğu ülkesinin son yüzyılına bakın bir. Ne demek istediğime dair bir ipucu elde edebilirsiniz. Adı Cumhuriyet, kendisi tek adam rejimi haline gelmiş saçma sapan bir ülke işte. Roma'da da benzer bir şey meydana geldi. Ve Cumhuriyet rejimi, adı ve bugünkü millet meclisine benzer senatosu yerli yerinde durduğu halde Roma'yı imparatorlar yönetir hale geldi. Bu açıkçası Roma'nın gücünün zirvesinde olduğu bir döneme de denk geldi. Her ne kadar kendisini asla diktatör unvanını vermese de Roma'nın gerçekte ilk imparatoru hiç beklenmedik birisiydi. Bir bakıma Roma tarihinin en parlak ve de en başarılı lideriydi de aynı zamanda. Büyük bir asker değildi, hatta asker bile değildi. Ama büyük. Hem de çok büyük bir siyasi dehaydı. Siyasi liderliğinin eşi menendi yoktu. Böyle olmakla birlikte bugün Avrupa'da sıradan bir insanı yoldan çevirip kim bu adam deseniz adını bilen tek tük çıkar. Bu az bilinirliğinin suçlusu da biraz kendisidir desek yeridir. Adamın tek bir ismi yok ki. Zaman içinde sürekli ad değiştirip duruyor. Çünkü Roma'da isim her şeydir. Özellikle siyaset sahnesinde bu böyledir. Ölümcül rakibi Mark Antony elemanımız için her şeyi adına borçlu biri diyordu. Ama siyasette isim gerçekten de her şeydir. Mesela Hitler'i düşünün. Adamın babasının orijinal soyadı Schick Gruber. Hitler doğmadan birkaç yıl önce babası soyadını Hitler olarak değiştirmişti. Hitler için Heil Schick Gruber dendiğini düşünün. Hiç de etkileyici değil, hatta komik bile. Ya, konuya dair Hitler-Stalin Paralel Hayatlar 3. İyi bir diktatör, daha doğmadan şanslı olmalı başlıklı bir söyleşi yapmıştım. Oraya gidip bakabilirsiniz. Ekranda da o söyleşinin tam neyilini görüyorsunuz. İsim mevzusundan giderek asıl konumuza gelirsek. Elemanımız hayatına Gaius Octavius olarak başladı. Tam olarak hangi yaşta oldu bilmiyorum ama elemanın adına Turinus kelimesi de eklendi veya babası ekledi. 19 yaşındayken Gaius Julius Caesar adını aldı. Düşmanları onu Octavianus olarak anardı ki Julius Caesar'la alakasız olduğu bilinsin. Siyasi kariyerinin ortalarında Gaius kelimesini de adından atarak bir ara kendisine imparator adını verdi. O zamanki imperator kelimesi bugünkü imparator anlamına gelmez, yanlış anlaşılmasın. Kumandan anlamına geliyormuş. Teknik olarak her Romalı siyasi liderin asker olduğunu düşünürsek, o yıllarda yaşayan Romalılar için bu imparator kelimesi çok da abartılı bir unvan değildir.
Ha, tabii kendine diktatör deseydi Jules Caesar'a yapıldığı gibi parça pinçik edilme ihtimali de vardı. O sebepten bu diktatör unvanını asla kullanmadı. Ama tek başına Roma'nın lideri olduğunda diktatörden başka bir şey değildi. En sonunda Roma'nın tek hakim olduktan birkaç yıl sonra Augustus adını aldı. Şimdi bu kadar çok isim değiştiren birini insanlar nasıl hatırlasın? Gaius mu desin, Octavianus mu desin, Turinus mu desin, Augustus mu desin? Söyleşi boyunca ona Octavian diyeceğimdir ona göre. Ne benim ne de sizin kafanız karışsın. Ha, bu isim mevzusunda son bir şey daha. Augustus adını ona Senato vermişti. Ancak bu Senato zaten onun kuklası halindeydi o tarihte. Gerçi adam kalkıp bana Deus yani Tanrı diyeceksiniz dese kim ne diyebilirdi ki? Adam Roma'nın tek hakimi. Augustus kelimesi de övülmüş, yüceltilmiş anlamına geliyor. Ha tabii ek bir bilgi. Takvimlerimizdeki Ağustos kelimesinin babası da bu. Bu ayı seçmesinin sebebi de hayatının dönüm noktaları olabilecek olaylar bu ayda gerçekleşmiş. Adam da bari benim adımı bu aya verin demiş. Ağustos ayının eski adı Sextilis. Romalıların kullandığı takvime göre 6. aya denk geliyormuş. Falan filan işte. Dedik ya, bu adam aslında Cumhuriyet'in adını korumakla birlikte onu yıkmış ve imparator olmuştu. Ancak imparator anlamına gelebilecek bir unvan takınmadı. Güya son derece mütevazi bir unvan aldı kendine. Bana Princeps deyiniz dedi. Güya diyorum çünkü bugünkü modern anlamda bu Princeps kelimesi neye denk geliyor derseniz, Führer anlamına da gelir, Il Duce anlamına da gelir, şef anlamına da gelir, olmaz olası o reis anlamına da gelir. Yani diktatörlerin unvanlarına denk gelir. Ama o zamanlar herhalde Romalılar arasında öyle negatif bir anlamlar içermiyor olmalı. Sözlük anlamıyla söylenirse Princeps kelimesi öncü, lider, birinci sırada anlamlarına geliyor. Siyasi tercümesine bakılırsa ilk vatandaş anlamına da gelir. Rejiminin adına da Principate denir. Yani yüksek idare anlamına gelen bir terim. Büyük Konstantin'in iktidarına kadar Romalılar Augustus'un kurduğu bu sisteme Principate dediler. Tabii bu Principate terimini de ancak tarihçiler kullanır. Sokaktaki adama göre Roma bir imparatorluktur. Kimi tarihçiler de onun Roma'yı yıkımın eşiğinden alıp yeni bir şekil verdiğini ve 1500 yıl daha yaşamasına olanak sağladığını iddia ederler. Şayet böyle bir şey vaki ise Roma tarihinin en büyük yöneticisidir. Kleopatra'ya dair daha önceki söyleşilerde bu adamın siyasi bir deha olduğuna değinmiştim. Bu dehasının kökenleri var. Siyasetçi bir ailenin çocuğu. Gerçi babası elemanımız 4 yaşındayken ölüyor. Annesi Atia da 26 yaşında genç, olumlu, çalımlı, hırslı bir kadınmış. Öyle deniliyor, gitmiş Roma siyasetinde gelecek vadeden aptal bir adamla Lucius Philippus ile evlenmiş. Ama üvey baba Philippus Octavian'ı evinde istemiyor. Herhalde her yeni evli çiftin malum hormonal sebeplerinden ötürü olsa gerek, çocuk ayak altında dolaşmasın diyor. Ve küçük Octavian 3 sokak ötedeki anneannesi Julia'nın evine gönderiliyor. Ve bu Julia'nın evi Octavian'ın hayatında önemli bir dönüm noktası. Çünkü Julia, Jules Caesar'ın kız kardeşi. Ve Jules Caesar Roma'da olduğu vakitlerde sık sık kız kardeşinin evine uğruyor. Tabii ayak altında dolanan bu bizim ufaklıkla da ilgileniyor. Roma'daki aristokrat ailelerde çocuğun eğitimi şöyle olurmuş. Çocuk 7 yaşına kadar evdeki kadınların gözetiminde büyüyor. Ardından çocuğun eğitimi ve terbiyesi için ailenin babası görevi devralırmış. Ve bu çocuk terbiyesi çok da önemli bir görev. Düşünün, koskoca imparatorluğu birkaç yüz aristokrat aile yönetiyor ve bu aileler zaten beşer onar çocuk yapmıyor ya da yapamıyor. Bebek ölüm oranı çok yüksek. Dolayısıyla az sayıdaki çocuğun eğitimi son derece önemli. Mesela Roma'da kız çocuklarının adı bile yoktur. Ama aristokrat ailelerinin kızları en azından buluğ çağına kadar okula gönderilirdi. Erkek çocuklarının eğitimi ise çok daha ciddiye alınıyor. Baba, çocuğa iyi, dürüst, erdemli bir insan olmanın temellerini öğretmekle görevli. Bu temeller nedir diye baktığınızda bir tarım toplumunda görülebilecek şeyler. Mesela pietas, yani aile büyüklerine ve geleneklere sadakat. Veya gravitas, hayatın güçlüklerine karşı dik ve vakur durmayı bilmek. Veya fortitude, yani maskülenlik, erkeksilik, yiğitlik, cesaret, öyle şeyler işte. Anlayacağınız tam bir köylü toplumu. Çocuk babasını hayvanların yaptığı gibi gözlemleyerek taklit edecek ve onun gibi olacak. Tarlada, bağda, bahçede ona yardım edecek. Biz de bayram namazlarında çocuğun elinden tutulup camiye götürülmesi gibi dini bayramlarda veletler babaları ile mabetlere gidecek, tapınacaklar falan. Ancak şöyle bir sorun vardır. Octavian'ın babası ölmüştür. O zaman ona baba figürü kim olacaktır? Derken önce babasının yakın bir arkadaşı bu görevi üstlenir ama çocuk yaştaki Octavian bu adamdan nefret eder. Ondan sonra ailenin kölelerinden birisi olan Yunan asıllı Spharos ile çocukluğunu geçirir.
Sifaros çok sevildiği için daha sonradan kölemiz azat edilir, cebine de iyi bir para konulur, aferin denilir. Adam mutlu, mesut ve zengin bir hayat yaşayıp çok uzun yıllar sonra ölür. Octavian 12 yaşındayken anneannesi Julia da ölür ve üvey babasının evine geri döner. Babası Philippus bu sefer farklı birisidir. Atia ile evleneli 8 yıl olmuştur. E bilirsiniz her evlilikte 4 fasıl vardır. El ele, göz göze, göt göte, git öte. Octavian'ın annesiyle üvey babası herhalde ilk yıllardaki ateşi söndürmüş ve evliliklerinde git öte faslına geçmişlerdir ki üvey baba Philippus bu sefer Octavian ile çok yakından ilgilenir ve çocuğu orta öğretim için Grammaticus okuluna, yani edebiyat ve lisan ağırlıklı bir eğitimin verildiği bir okula kaydettirir. Bakın beyler, Romalı aristokratların hayatında bu okul çok önemli. Çok ağır bir eğitimi var, ancak mezun olduğumuzda artık kalabalıklar arasında etkili unutuklar atabilecek bir hale geliyorsunuz. Çünkü bu okulda mantık ve retorik konularına, dolayısıyla hitabet eğitimine büyük ağırlık veriliyor. Tabiri caizse geleceğin Romalı siyasetçileri ve yöneticileri yetiştiriliyor. Yunan ve Latin edebiyatı okutuluyor, metin analizi yaptırılıyor. Dilin gizli anlamları, kelimelerin doğru kullanımları öğretiliyor. Bugün böyle bir eğitim ve okul Türkiye'de var mı bilmiyorum. Ama mesela İngiltere'deki o meşhur Eton Koleji'nde var. Ha tabii bizde İmam Hatip eğitimi var ve o eğitimin siyasetçinin en azından hitabet alanında yetişmesindeki etkisini sakın ola ki küçümsemeyin. Mevcut dünya liderimizin şimdilerde yaşlılıktan mütevellit yaşadığı sorunlardan dolayı iki lafın belini kıramamasına siz bakmayın. 1990'larda meydanları inim inim inletirdi. Hem de prompterden okumadan. Belediye başkanı iken bir keresinde bizim Bilkent'e de gelmişti. 300-400 öğrenciydik, adamla başa çıkamadık yahu. Hangi eleştiri yapılsa hepsine cevap verdi. O gün o salon öyle bir kaynamıştı ki hop oturup hop kalkmıştık. Resmen Meksika dalgası yapmıştık yahu. Ama adam yılmamış, herkesin sorularını teker teker cevaplamıştı. Daha doğrusu şimdi 30 yıl öteden baktığımda sadece laf gargarası yapmış olduğunu anlıyorum. Nereden biliyorsun derseniz şuradan biliyorum. Salaklığıma verin, kalkıp bir soruda ben sormuştum. Efendim, 70 milyar dolar dış borcumuz var. İktidara gelirseniz bu borcu nasıl ödeyeceksiniz demiştim. O da Allah'ın izniyle ödeyeceğiz demişti. Bu ne lan bu cevap mı şimdi? Gargaradan başka bir şey değil. O zaman gençtik, yuttuk toyluğumuza lisedeyken aldığımız saçma sapan yetersiz ötesi öğrenciyi gerizekalılaştıran eğitime ya da ne bileyim kasıtlı olarak cahil bırakılmamıza verin. Ve bizim genç Octavian siyasetçi olarak artık ergenliğinin sonlarına doğru büyük bir gelecek vaat ediyor. Ya da öyle görünüyor. Hani bilirsiniz bir siyasetçi sokağa çıktığında hemen etrafına toplanıp ona kuyruk olan köle kalabalıklar vardır. Aynı şeyi daha 15-16 yaşlarındayken Octavian'a da oluyor. Ama Octavian'ın bir özelliği daha var. Tamam, Octavian büyük bir siyasi deha falan filan diyorum da o kadar da değil. O yıllarda, yani milattan önce 46 ve 45 yılları gibi, büyük amcası Jules Caesar Roma'nın tek hakimidir artık. Dolayısıyla Jules Caesar'a ulaşamayacak kalabalıklar kıyın kıyın Octavian'a yanaşmaktadırlar. Kokuşmuş siyasetin kuralı budur. Orta Doğu'daki bir ülkenin vatandaşları dünya liderine ulaşamayınca onun gerizekalı çocuğuna yanaşır, ona yalakalık yaparlar. Yani Beyzademiz biraz da Jules Caesar'ın yeğeni olmasının ekmeğini yemektedir. Octavian okuldayken iki tane çok özel arkadaş edinir. Acaba onlardaki ışığı mı fark etmiştir, yoksa onlar Jules Caesar'a ulaşamayınca Octavian'a mı yanaşmıştır bilinmez. Ama gelecekteki hayatında ve siyasi kariyerinde son derece önemli roller oynayan bu iki arkadaştan birincisi Marcus Vipsanius Agrippa'dır. Octavian ile aynı yaştadır ve gelecekte Roma'nın en büyük fatihlerinden biri olmayacaksa bile en büyük generallerinden birisi olacaktır. Gerçi Roma'nın yerli, elit ve köklü ailelerinden değildir. Ama hiç değilse parası olan, Roma ordusunda komuta kademesinde görevler alan bir ailenin çocuğudur. Denilene göre köken itibariyle Roma'nın çok dışından bir yerlerdenmiş. Bir ihtimal bugünkü Venedik civarından olsa gerek. O dönem için söylemek gerekirse Agrippa'nın bütün askeri yeteneklerine rağmen Roma'nın zirvesini oynamasına imkan yoktur. Roma imparatoru olması imkan dahilinde değildir. Hani şöyle bir 300 yıl sonra, yani köklü Roma kurumlarının ve elit ailelerinin ortadan kalktığı ya da etkilerinin hemen hemen hiç kalmadığı bir dönemde yaşamış olsaydı herhalde Roma tarihinin en büyük imparatorlarından birisi olabilirdi. Ama o günlerde, yani milattan önce 40'larda böyle bir ihtimal sıfırın altında 1500'dü. Octavian'ın diğer önemli arkadaşı ise Gaius Silius Maecenas'tı. Pek ortalarda görünen birisi değil bu. Dolayısıyla Agrippa kadar bilinmez. Halbuki Agrippa'dan daha büyük bir önemi vardır. Çünkü Octavian'ın siyasi baş danışmanıdır. Octavian'ın Roma'nın tek başına hakim olmasında başrollerden birisi ona aittir. Octavian'dan 8 yaş kadar büyük. Soyu Roma'nın en eskilerinden, hatta Roma'dan bile önce dense yeridir.
Etrüsklerdenmiş beyzademiz. Soyunda sopunda Etrüsk kralları var. Ancak ne var ki sülalesi dünyalık babında bayağı aşağılara düşmüş ve o eski şaşalarından eser kalmamış. Sıradan bir aile haline gelmiş. Maesenas, hiçbir zaman sahneye çıkmak istemeyen, işlerini perde gerisinden kotaran bir gölge lider olmayı tercih ediyor. Senatoya gir diyorlar, olmaz, göz önüne çıkarım diyor. Konsül ol diyorlar, senatör olmaktan da beter, o zaman beni herkes tanır diyor. Bu Maesenas bana biraz şu Quentin Tarantino'nun Django Unchained filmindeki ev kölesi, Steven Warren karakterini hatırlatıyor. Zehir gibi zeki birisi ancak gölgelerde yaşamayı, oralardan hüküm sürmeyi seviyor. Ve bu üç kişi asla birbirine ihanet etmeyen, ömür boyu sürecek bir kader birlikteliği kuruyorlar. Peki M.Ö. 50 yılı için konuşursak, yani Octavian henüz 13 yaşındayken bu Roma İmparatorluğu nasıl bir yerdir? Şöyle bir haritaya bakarsak bu dönemde Roma hala kağıt üzerinde de olsa bir cumhuriyettir. Ve sadece Batı Akdeniz'de değil, Orta Doğu coğrafyasında da lider pozisyonundadır. İspanya'dan Türkiye'ye kadar olan bir alanı domine eden bir imparatorluktur. İmparatorluğun doğu sınırlarında güçlü Part İmparatorluğu yer almaktadır ve Roma ile aralarında birkaç tampon krallık vardır. Roma'nın Akdeniz dünyasının hakimi bir imparatorluk haline gelmesi tarihçileri yüzyıllar boyunca şaşırttı durdu. Nasıl oldu da 2-3 tane mini mini köycükten oluşan bir şehircik böyle büyük bir imparatorluk kurabilmişti? Bu sorunun kesin bir cevabı yok tabii ki. Roma'nın dünya sahnesinde ortaya çıkmasında pek çok faktör rol oynamıştı. Bunların en önde geleni, Roma'nın daha kuruluş mitolojisinde bile geçeceği üzere sürekli bir savaş hali yaşaması gösterilebilir. Hem içeride birbirleriyle hem de dışarıdan gelen düşmanlarla savaşıyorlardı. Hani denir ya, Roma'yı ya da sonradan Roma olacak köycükleri Romus ve Romulus adında iki kardeş korumuş ama sonra birisi diğerini öldürmüş. Daha o günden itibaren neredeyse durdurak bilmeden savaş halindeki bir medeniyettir Roma. Sürekli savaş ateşinin harlandığı bir dünyanın askerleri tabii ki de sıkı, çelikten de sert askerler olacaktı. Roma sadece sıkı savaşarak önce İtalya'yı sonra da Akdeniz dünyasını fethet diplomatlardı. Yeri geldi mi al gülüm ver gülüm diyerek karşılıklı tavizlerde bulunurlardı. Bazen bir adım geri çekilmeyi, çok karmaşık bir diplomatik sorunun içinden çıkacak basit çözümler bulmayı da bilirlerdi. Genellikle bir sorunu savaşa başvurmadan müzakere yolu ile çözmeye çalışırlardı. Ancak illa savaş çıkaracaklarsa kurdun kuzuyu yemek için uydurduğu bahaneyi de uydururlardı. M.Ö. 146'da 100 yıl süren savaşların ardından Kartaca'yı ortadan kaldıran Roma'nın bir süper güç olarak ortaya çıkmasının birkaç sonucu oldu. İtalya'ya artık muazzam servetler ve çok büyük sayıda köle akmaya başlamıştır. Para o kadar çok olunca doğrudan vergilendirme de yürürlükten kaldırıldı. Yönetici sınıfın hayatı daha da bir zenginleşti. Geleneksel şenlikler ve gladyatör turnuvaları daha bir şatafatlı hale geldi. İmparatorluğun tahıl ambarı bölgeleri vardı. Mesela Kuzey Afrika, mesela Sicilya, mesela Mısır. Buralardan ucuz tahıl İtalya'ya yığıyordu artık. Gerçi Mısır henüz Roma'nın doğrudan parçası değildi ama artık Mısır kukla durumuna düşürülmüştü. Roma'nın büyük bir imparatorluk olarak ortaya çıkmasının uzun vadede olumsuz sonucu olarak İtalya'daki küçük toprak sahibi çiftçiler iflas ettiler. Yerlerine büyük toprak ağası haline gelmiş asilzade takımı aldı. Köle de çok ve de köle fiyatı çok ucuz olunca İtalya'nın dört bir tarafında büyük hayvan çiftlikleri pıtrak gibi bitmeye başladı. İşsiz ve topraksız kalan küçük toprak sahibi aileler de iş bulma umuduyla şehirlere, bilhassa Roma'ya akmaya başladı. İyi de herkese iş bulunamıyordu. Şehirde işsiz ve açsız yaşayan bu insanların ne büyük bir emniyet sorunu olduğunu, devrimlere, darbelere, isyanlara, yağmalara zemin hazırlayabileceğini fark eden Romalı elitler, devleti de kontrol ettikleri için devlet eliyle bedava ekmek ve bedava zeytinyağı dağıtmaya başladılar. Demek makarna bulgur sistemi o zamanlarda varmış. Elitler alavere dalavere ile topraklarını çaldıkları insanları kuru ekmeğe muhtaç edip kendileri tarihin görebileceği en zengin, en müreffeh, en şatafatlı hayatı yaşamaya başladılar. Buraya bir mim koyun. O ekmekle, makarna, bulgurla kandırdıkları kitlelerin intikamı çok ama gerçekten çok acı olacak. İlerleyen bölümlerde anlatırım. Roma'nın bir süper güç olarak ortaya çıkmasının ikinci sonucu da şu oldu. Eskiden, yani Roma sadece İtalya yarımadasının hakimi iken düzenli bir ordusu yoktu. Savaş zamanı silah kuşanıp cepheye koşan askerler vardı. Ama artık Roma bir Akdeniz gücüydü. Çok geniş bir imparatorluk haline gelmişti ve o eski askeri sistemde devam etmek imkansız oldu. İmparatorluğun daimi bir orduya sürekli olarak eyaletlerde konuşlandırılması gereken büyük bir silahlı güce ihtiyacı vardı artık. İmparatorluğun asker ihtiyacı son derece artmıştı.
İşte bu askerler zaman içinde artık bağlılıklarını cumhuriyet kurumlarına, senatoya, şuna buna değil, başlarında bulunan generallerine sunmaya başladılar. Ve bu askerlerin en büyük isteği generallerin senatoya baskı yapması ve emekli olup da ordudan terhis olduklarında ya İtalya'da ya da eyaletlerde tarım yapabilecekleri bedava toprak dağıtılmasını sağlamasıydı. Bu toprak, tarla ya da çiftlik artık her neyse, emekliye ayrılan askerin emeklilik primi olacaktı. Roma devleti fetihler sayesinde çok büyük toprakları kontrol ediyordu artık. Ancak zengin senatörler bu topraklara hiç para ödemeden el koymuşlardı. Ve hiç de elden çıkarmak niyetinde değillerdi. Bu yaptıkları inanılmaz bir aptallık, başka da bir şey değil. Adeta belalarını arıyorlardı. Roma ordusundaki askerler Roma vatandaşıydı ve fakirdi bu insanlar. Ne diye zengin senatörler biraz daha semirsin, biraz daha şişsin, biraz daha göbeklensin diye kendi canlarını uzak cephelerde tehlikeye atsınlardı ki? Kendilerine toprak vaat eden generalin arkasında çarpışmaya, ölmeye, öldürmeye hazır kitleler haline gelmişlerdi. Şayet generalleri verdiği sözlerde durmaz da kendilerine toprak dağıtmazsa o general kendini ölü bilsindi. Roma zenginliğinin refahının zirvesine çıkmıştı ancak cumhuriyet elitlerinin açgözlülüğü yüzünden çöküntünün eşiğine de gelmişti. Buradaki ders şudur. Ülkeyi yöneten elitler servetlerini korumak istiyorlarsa sırtına basarak yükseldikleri kitlelerin karnını da doyurmak zorundadır. Bu makarna bulgur da olmaz arkadaşım. Roma'da beleş ekmek, beleş zeytinyağı dağıtıyorlardı. Uzun vadede hiçbir işe yaramadı. İnsanların geçim görümünü sağlamak zorundasınız yoksa kelle gider. Roma'nın bir süper güç olarak ortaya çıkmasının üçüncü sonucu ise bu kadar geniş bir imparatorluğun eyaletlerine seçilecek yöneticilerin kalitesinin ve kalibresinin giderek düşmesiydi. Eskiden sadece İtalya'dayken Romalı yönetici elitin içinden çıkan nitelikli adamlar bulmak hiç de zor olmuyordu. Çünkü çok az yönetici kadrosu vardı. Buralara da kaliteli yönetici bulunabiliyordu. Ama şimdi koskoca bir imparatorluk vardı. Her yere her zaman kaliteli yönetici bulunamıyordu. Dolayısıyla artık gitgide daha fazla sayıda dolandırıcı kılıklı adam yöneticilik yapmaya ve tabii ki halkı soyarak ceplerini doldurmaya başlamışlardı. Artık Roma'nın o özveriyle çalışan, mazbut yaşayan geleneksel yöneticileri gitmiş, yerlerine vahşi, açgözlü, soyguncu çeteler gelmişlerdi. Zenginlik arttıkça, imparatorluk genişledikçe siyasi kokuşmuşluk da artıyordu. Her yönetici böyle değildi kuşkusuz. Hala özveriyle namuslu bir şekilde çalışan elit yöneticiler vardı. Ancak geçmişte hiç görülmeyen bir yozluk da almış başına gitmişti. Tabii bir de bu yolsuz, yoz, hırsız yöneticiler ve aileleri halkın gözünün içine sokarcasına sefil ve sefahat dolu bir hayat yaşıyordu. Ve fakir halk bunları görüyor, namuslu yöneticilere bile nefretle bakar bir hale geliyordu. M.Ö. 133 yılında Roma'dan Tiberius Gracchus adında bir yönetici çıktı. Dedi ki, bu fakir halka yardım etmemiz lazım. Onların geçimini, görümünü sağlayacak bir şeyler yapmalıyız. Bu kadar çok ülkeler fethettik. Buralardan fakir halka toprak dağıtalım. Hem karınları doysun, hem isyandır, devrimdir, darbedir. Bu korkuları yaşamayız. Hem de bu insanlar kendi toprağında çalışırsa vergi vermeye de başlayacaklar. Zengin sınıfların sırtındaki vergi yükü de hafifleyecek. Zengin senatörler olmaz diye ayaklandılar. Ama halk meclisinden Gracchus'un yasa tasarısı geçti. Vay sen misin bunu kanunlaştıran? Senatörler yanlarındaki beslemelerle birlikte Tiberius Gracchus'u bir köşede kıstırıp linç edip öldürdüler. Ve sonra da cesedini Tiber nehrine attılar. Ama artık ok yaydan çıkmıştı. Fakir halkın tepkisi ve talepleri bitmek bilmiyordu. Tiberius Gracchus'un öldürülmesinden tam 10 yıl sonra M.Ö. 123'te küçük kardeşi Gaius Gracchus çıktı, abisinin reform hareketini daha da ileriye götürmeye çalıştı. Bu sefer hem o hem de onun destekçisi 3000 kadar Romalı öldürüldü. Cumhuriyet rejimi anlaşma ve müzakere rejimidir. Anlaşma yerine, müzakere yerine kılıç çekiyorsan o kılıç bir gün sana geri döner. Geri döndü de Romalı yönetici elitler cumhuriyet rejiminin cumhura hizmet etmek olduğunu unutmuş kendilerine hizmet etmeye başlamıştır. Ve halkın cumhuriyeti temsil eden senatodan da umudunu kesmesine yol açmıştır. Halk bir kurtarıcı beklemektedir, isterse bu kurtarıcı cumhuriyeti yıkacak olsundur. Sokaktaki kitleler, bana faydası olmayan cumhuriyeti ben ne yapayım canım kafasındadır artık. Jules Caesar, halkın bu kokuşmuş, yoz, hırsız, cumhuriyet rejimine olan tepkisini büyük bir başarıyla kullanarak siyasi bir kariyer yaptı kendine. Halk özgürlük değil, aş, iş, ekmek istiyordu. Hoş, mevcut cumhuriyet rejimi de halk ve özgürlükler rejimi değil, 300-500 senatör ailesinin çıkarlarını koruyan bir oligarşiye dönüşmüştü. Hani şöyle kabaca söylemek gerekirse, M.Ö. 133'ten başlarsak yaklaşık olarak bir 100 yıl kadar Roma'ya siyasi kaos hakim oldu. Sürecin sonlarına doğru artık siyasi güç halkın desteğini almış generallerin eline geçmişti. Çok ama gerçekten çok kanlı bir süreçti bu. İç savaşlar, darbeler, isyanlar dönemiydi.
Senatörler, yönetici elitler kendi açgözlülüklerinin, kokuşmuşluklarının, yağmacılıklarının kurbanı oldular. Siyaseti ülkeyi adam gibi yönetmek için değil, kendi işkembelerini doldurmak için yapmaları uzun vadede sonları oldu. Ve bu 100 yıl, yani M.Ö. 133 ile M.Ö. 31 arası dönem, halkın temsilcisi generaller ile Cumhuriyet rejiminin savunucusu senatörler arasında kanlı savaşlara şahit oldu. Şimdi Octavian'a biraz geri gelelim. M.Ö. 50 gibi çocukluktan çıkıp gençlik dönemine girmişti. Erkek güzele denilecek cinsten bir şey haline gelmiş. Öyle çok da uzun boylu değilmiş. 1.68-1.70 civarında bir boyu varmış. Ama vücut hatları ve orantıları çok iyi. Eğer şayet yanına 1.90 boyunda bir deve gelmezse boyunun kısa olduğu da pek anlaşılmıyormuş. Herhalde güzelliğine vurulup gözleri kör oluyormuş insanların. Açık kumral, sarışına yakın bir saç rengi var. Kıvırcık saçlı, gözleri güzel olmakla birlikte ferfecir okumaktadır. Ancak fiziki güce, atletik bedene ve sağlığa çok önem veren, Roma kültürü için çok büyük bir handikapı vardır Octavian'ın. Sağlığı çok kırılgandır, sık sık hasta olmakta, yatakları düşmektedir. Bütün hayatı boyunca dostları veya düşmanları tarafından bu çok yaşamaz, ha bugün ha yarın ölür gözüyle bakılıyormuş. Erkeğin güzel olur da hem erkekler hem de kadınlar arasında talipleri olmaz mı? Octavian'ın kıskanç anası Beyzademizi hem erkeklerden hem de kadınlardan korumak için elinden geleni yapar. Bir çeşit dikta rejimi kurar oğlunun üzerinde. Tahakküm altında yaşatır. Tabi o sıralarda dayısı Jules Caesar Roma'nın en güçlü adamıdır. Bu yönüyle de Octavian'a yanaşan çoktur. Çocuktan ya da gençten faydalanmak istemektedirler. Bu sebepten Octavian Roma geleneklerine ve kanunlarına göre yetişkin birisi sayıldığı halde annesi onu yulara vurmuş, evden bir yere bırakmamaktadır. M.Ö. 47 gibi Octavian dayısı Jules Caesar'la bu sefer genç bir adam olarak yeniden karşılaşır. Caesar karşılaştığı insanlar hakkında çabucak hem de doğru kanaate ulaşan bir adam. Genç Octavian'ın tutarlığı, düşünceliği, basiretli ve de büyük bir gelecek vadeden bir genç olduğu kanaatine ulaştı. Octavian'ın ailesi Roma'nın en üst sınıfı olan Patrici sınıfından değildi. Caesar da nasıl olsa güç benim elimde diyerek Octavian'ın Patrici sınıfına kaydettirdi. Bu Patriciler Roma'nın en eski aristokrat aileleriydiler. Ve Roma'nın ilk kurucuları da onlardı. Kuruluştan hemen sonra gelenlere de plebler denildi. Bunlar Patricilerden daha aşağıda görülürlerdi ancak yüzyıllar içinde asalet bakımından olmasa da güç veya zenginlik bakımından plebler Patricilerle başa baş bir konuma gelmişti. Ama gene de bütün pleblerin hayali ah keşke bir Patrici sülalede doğmuş olsaydım hayaliydi. Ve o sebepten oğullarını veya kızlarını Patrici bir ailenin çocuğu ile evermek için can atarlardı. Octavian'ın anne tarafı Julian klanına bağlıydı. Dolayısıyla Patrici sınıfının üyesiydiler. Ama işte ah o babası yok mu? Octavian'ın o babası. İşte o pleb sınıfındandı. Octavian'ı da pleb sınıfına düşürüyordu. Ancak Julius Caesar bunları dert etmedi. Ben dedi Roma'na tek hakimiyim, seni de Patrici yaptım evladım dedi. O kadar. Ve bu Caesar Kuzey Afrika'ya cumhuriyetçi lider genç Keto'ya karşı bir sefer düzenlemekle meşguldür o sıralarda. Genç Octavian'ı da yanına alıp savaşa götürmek istedi. Çocuk biraz savaş görsündü, gözü gönlü açılsındı, biraz tecrübe kazansındı. Octavian 17 yaşında eşek kadar adamdır ama annesi Atia, yani Julius Caesar'ın yeğeni, olmaz o daha küçük çocuk diyerek izin vermek istemedi. Octavian da anasının kuzusuydu, evde kaldı. Caesar da zaten çocuğun kırılgan sağlığından endişe ettiğinden Afrika'nın kavurucu sıcağına dayanamaz bu, ölür mölür elimizde kalır diyerek üstelemedi. Ancak Octavian için artık dayısıyla daha fazla vakit geçirmenin de yolu açılmıştır. Zeki çocuktur, çok da iyi bir gözlemcidir. Eski okul arkadaşları da yanındadır sürekli. Ve ne zaman isterse Jules Caesar'ın yanına çat kapı gelip gitmektedir. Araları, muhabbetleri iyidir. Dayısından ne isterse anında kendisine verilmektedir. Ve çevresine bu yüzden çokça yeni simalar karışmıştır. Hepsinin de Octavian üzerinden Caesar'a ulaşma, ondan bir şeyler koparma gayreti vardır. Genç bir adam için oldukça zor bir durum tabii ki. Tabii Octavian'ın en yakın arkadaşı ve kader yoldaşı Agrippa'nın da bir sorunu vardır. Meğer Agrippa'nın abisi cumhuriyetçiler safında Caesar'a karşı savaşmış. Yakalanmış, Caesar tarafından affedilmiş ancak buna rağmen bir kere daha cumhuriyetçilere katılarak gene Caesar'a karşı kılıç çekmiş. Yani iki kere savaşmış. Caesar işte bu türden askerlere, subaylara hiç acımazmış. Anında idam ettirirmiş. İşte genç Agrippa da abisini kurtarmak istemektedir. Yoksa abisinin yağlı kazığı oturtacaklardır. Acaba Octavian abisi için bir şeyler yapamaz mıdır? O güne kadar dayısı Julius Caesar'dan ciddi anlamda hiçbir şey istememiş olan Octavian, dayısının gözündeki yerini test etmek adına olsa gerek Agrippa'nın isteğini ikiletmez. Dayısından Agrippa'nın abisini serbest bırakmasını rica eder. Caesar hiç ikiletmez, tamam der. Octavian 3 şey elde etmiştir. 1-
Agrippa gibi bir yeteneği hayatı boyunca kendisine minnettar bırakarak bağlamıştır. İkincisi de Jules Caesar'dan sonra Roma'nın hakimi ben olabilirim, dayım büyük bir ihtimalle beni varis olarak görüyor düşüncesine kapılmıştır ki haklıdır. Üçüncü olarak da arkadaşı için fedakarlık yapan bir karakter olduğu izlenimini çevresindekilere vermiştir. Ben sizin için fedakarlık yaparım, siz de bana sadakatinizi gösterin mesajı vermiştir. Ya, siyaset işte. Caesar Kuzey Afrika'daki cumhuriyetçileri yendikten sonra yönünü İspanya'ya çevirdi. Milattan önce 46 yılı. Yeğenini yani Octavian'ı da bu sefere götürmeye kesin kararlıdır. İspanya'ya giderken Beyzademizle bol bol vakit geçirecek. Onu siyasetin incelikleri konusundan bir çeşit kurstan geçirecektir. Çünkü Octavian'la konuşmalarından edindiği izlenim 17 yaşındaki tıfıl bir delikanlı değil 40-50 yaşlarında gün görmüş bir adam gibi konuşuyor olmasıdır. İspanya'ya harekete daha haftalar vardı ve bu süre içinde Octavian'a dair umutları iyice artmıştı. Tabii ki Caesar'ın Octavian'la bu kadar yakından ilgilenmesi herkesin dikkatini çekti. Caesar'ın cinsel tercihleri de omnivor. Yani kadın olsun erkek olsun fark etmez, takılıyor elemanımız. Bunları bilen Octavian'ın düşmanları yıllar sonra Octavian'ın aslında o biçim olduğunu yani eşcinsel olduğunu iddia edip siyasi açıdan onu gözden düşürmeye çalıştılar. E iyi de Roma'da eşcinsellik suç değildi ki. Öyle diyebilirsiniz. Ancak büyük dayı küçük yeğen ilişkisi enseste giriyor ki bu da Roma kanunlarında çok sert bir şekilde yasaklanmış ve lanetlenmiş. Octavian'ı Caesar'ın gözüne sokan bir başka faktör daha vardı. O da Octavian'ın arkadaş seçimiydi. Öyle havai, uçarı, hercai tipleri değil, oturmasını kalkmasını konuşmasını bilen, yaşı genç ancak hali ve vaziyeti olgun insanlarla oturup kalkıyor olması bizim Octavian için büyük bir artı avantajdı. Arkadaş seçimini daha genç yaşta doğru yapabilen birisi, ileride devlet yönetiminde de doğru adamlarla çalışmayı bilebilirdi. Octavian'da daha o genç yaşında olağan dışı olan bir başka şey de şuydu. Roma'nın oldukça zengin ailelerinden birisine mensuptu. Para imkanları boldu, yaşı da hormonal azgınlığın zirvesi olan 17-18'di. O yaşta birisi elinde imkanı varsa karşı cinsle takılma, içki, eğlence, hovardalık peşinde olurdu. Bu da son derece doğaldır. Ancak bizim Octavian anormaldir. Asla içki içmez, son derece mazbut yaşar, karşı cinsle takılayım, gecelerim şenlensin, yatağım ısınsın demez. Parası, nüfuzu, gücü olan bir ailenin çocuğu olarak bu Octavian harbiden anormal bir gençmiş. Ama tabii şöyle de bir söylenti var Octavian hakkında. Sağlığı çok kırılgan olduğu için öyle hovarda bir gece hayatı yaşayamıyormuş. Vallahi öyle olduğunu hiç zannetmiyorum. İlerleyen bölümlerde göreceksiniz, bayağı savaş meydanlarına çıkıyor, cenk ediyor, at biniyor, kılıç kuşanıyor, uzun aylarca sürecek askeri seferlere çıkıyor. O kadar kırılgan bir sağlığı varsa hiç yataktan çıkmaması, el bebek, gül bebek evinde bakılması lazım. Hadi diyelim sağlık durumun el vermiyor da hızlı gece hayatı yaşayamıyorsun. E o zaman genç adamsın bari arada bir takıl diyebilirsin ama hayır efendim o da yok. Vallahi bana kalırsa hovardalık yapmamasının tek sebebi var, anasından korkuyor. Bir de pimpirikli. O yıllarda zührevi hastalıklar biliniyor. Aman diyor uzak durayım bu işlerden. Gerçi sonraki yıllarda iktidarın iplerini tam olarak ellerine aldığında zamparalık yapmıyor değil. Herhalde ilerleyen yıllarda hijyen kuralını biraz esnetmiş olmalı. Çünkü elimdeki biyografinin yazarına göre Octavian kadınlara düşkün birisi. Böyle olmakla birlikte 3 evlilik yaptığı halde sadece bir kızı var. Yaşı çok ilerleyip de benden sonra Roma'nın başına kim geçecek diye bir kaygısı da olmadı açıkçası. Roma'da çok yaygın bir uygulama varmış. Başkasının hem de eşek kadar olmuş oğlunu kendinize evlatlık olarak alabiliyordunuz, varis ilan edebiliyordunuz. Zaten Jules Caesar da öyle yapmamış mıydı? Octavian'ı kendisine evlatlık almış, vasiyetinde de malının, mülkünün önemli bir kısmını Octavian'a bırakmıştı. Gerçi Caesar kendisi yaşarken iktidarın iplerini Octavian'a bırakmak niyetinde hiç mi hiç değil. Ya da gel beraberce yönetelim diyebilecek durumda da değildi çünkü Octavian'ın bütün yeteneklerine ve zekasına rağmen yaşı hala çok gençti, hala çok toydu. Yetişmesi, yetiştirilmesi gerekiyordu. O sebepten Caesar Octavian'ı Apollonia'ya gönderdi. Milattan önce 45 yılının aralığı. Apollonia, Romalı elit ailelerinin çocuklarının eğitimi adına çok da rağbet ettikleri bir Yunan şehri. Bugünkü Arnavutluğun Adriyatik sahilinde kurulmuş bir Yunan şehri. Üstelik de Brundizium'dan hemen ulaşılabilen bir şehir. Bir de Romalıların Yunanistan'ı fetheder etmez M.Ö. 130'da yaptığı meşhur bir yol vardır. Via Egnatia yolu. Bu yol Yunanistan veya Orta Doğu'ya giden en kestirme güzergahtır. Brundizium'dan gemiye binip yola çıkan bir Roma ordusu Yunanistan tarafında Dirrachium şehrine ayak basar. İşte bu Apollonia, Dirrachium şehrinin hemen burnunun dibindedir. Dolayısıyla gelene geçeni çoktur.
O dönemde çok da iyi bir okulu varmış. Atina'daki okullarla başa baş rekabet halindeymiş. Octavian burada özel eğitim alacaktır. Yunan ve Latin edebiyatı okuyacaktır. Hitabe sanatına dair eğitim alacak, retorik çalışacak, geleceğin iyi bir siyasetçisi olmak yolunda hazırlanacaktır. Roma'dan gelirken yanında bir de Bergamalı Apollodorus adında özel bir hoca getirir. Gerçi başka bir kaynakta Apollodorus zaten Apollonia'daydı. Octavian onun yanına gelmişti der. Artık seç beğen size kalmış. Apollonia'da birkaç ay geçirdikten sonra bir gece yarısı Roma'dan gizlice bir adam elinde bir mektup çıka gelir. Bu annesinin azat ettiği eski bir kölesidir. Mektupta "Çabuk gel, dayını kesip doğradılar" der. Jules Caesar öldürülmüştür. 44 yılının Mart ayının ortası. Annesi mektupta devamla "Hiç kaybetmeden yola çık" der. "Erkek olduğunu ve neler yapabileceğini göstermen lazım artık. Geleceğe yönelik planlarını uygulama vaktidir." Roma kaynamaktadır. Caesar'ın hastanesindeki adamların ne yapacaklarını bilememektedirler. Cumhuriyetçiler diktatörü öldürmüştür ve herkes diken üstündedir. Sıradaki kurban kimdir? Kimse bilmemektedir. Ve belki de Roma sokaklarında gene oluk oluk kan akacaktır. Octavian hakkında konuşan Caesar'ın adamları acaba ona bir görev versek de kamuoyunu sakinleştirsek mi diye konuşurlar. Bu konuşma Octavian'ın annesinin kulağına çalınmıştır. Ondan dolayı oğlunu derhal Roma'ya çağırmış. El bebek gül bebek yetiştirdiği sokağa tek başına salmaya kıyamadığı oğlunun büyümüş yetişkin bir erkek olduğunu iktidarın kokusunu alınca hatırlamıştır. Ne anneler var be! Sezar'ın hastanesindeki adamları endişelenmekte haklıdırlar. Çünkü Sezar Roma ordusunun ve Roma askerinin göz bebeğiydi. Bütün sağlık sorunlarına rağmen seferler esnasında sıradan bir asker ne yer ne içerse Sezar da onu yer onu içerdi. Askerleriyle beraber sıcağa, soğuğa, ayaza, yağmura, kara, şuna buna katlanırdı. Sezar için ordu her şeydi, ordu için Sezar her şeydi. Ordunun yalın kılıç, Roma'ya dalıp katliam yapmasını belki Sezar'ın yeğeni, varisi, geleceğe hazırladığı yeğeni Octavian engelleyebilirdi. Çocuk daha 18 yaşındadır. Ama büyük lider kumaşı vardır arkadaş. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştan da gençtir. Roma'yı fethetmek üzere bir gece yarısı yanında en yakın birkaç arkadaşıyla beraber küçücük bir gemiye binerek sessiz sedasız yola çıkmıştır.